Evet. Ters Laplace dönüşümü. Şimdi mesela bir devreyi analiz ettik. Laplace alanında, domaininde analiz ettik ki onu henüz öğrenmedik. Yani nasıl devre analizi yapacağımızı öğrenmedik. Ama diyelim ki sonunda mesela şu en son yaptığımız örnek şöyleydi. Şöyle bir şey bulduk diyelim ki. Bu devrenin herhangi bir yerindeki bir akım olabilir, bir gerilim olabilir. Değil mi? Veya şöyle başka bir yaptığımız örnekte çıkan sonuç böyleydi. Evet, böyle bir şeyler bulduk. Sonra tekrar zaman alanına dönmemiz gerek, değil mi? Buradan tekrar zaman yani T alanına nasıl dönülür diye bir soru. Evet, nasıl dönülür? Şimdi dikkat ederseniz bizim elde ettiğimiz şeyler hep kesirli fonksiyon olarak geçiyor, değil mi? Kesirli fonksiyon ve pay ve paydası var. Payı da paydası da birer polinom. Yani Fs iki polinomun bölümü. Evet. Payı ve paydayı sıfır yapan bir takım S değerleri var. Sıfırlar, kutuplar var. Sıfırlar payı, yani üst taraftaki polinomu sıfır yapan S değerleri. Mesela birinci fonksiyonun sıfırı yok. Payını sıfır yapan bir değer yok. İkinci fonksiyonun payını sıfır yapan değer bir S eşittir sıfırda sıfır oluyor. Bir de S eşittir artı eksi kök 27'de sıfır oluyor. Kutuplar da paydayı sıfır yapan S değerleridir. Birinci fonksiyonda paydayı sıfır yapan S değerleri eksi 3 mesela paydayı sıfır yapıyor değil mi? Bir de karmaşık kutupları var onun. Yani eksi 4 artı eksi kök eksi 40 mı? Yani kök eksi 36 bölü 2 şeklinde. İkinci fonksiyonun paydasını sıfır yapan değerler artı eksi 3c değerleri ve bunlar 3 defa tekrar ediyor. 3 defa tekrar ediyor değil mi? Evet. Tamam. Evet, bizim için kutuplar daha önemli. Çünkü paydayı çarpanlarına ayır. Ondan sonra PS'yi basit kesir terimlerine ayır. Ve ondan sonra da her terimin ters Laplace dönüşümünü bul. Tamam mı? Çünkü basit kesirlerin ters dönüşümünü biliyoruz. Mesela 1 bölü s artı 3 veya k1 bölü s artı 3. Bunun ters dönüşümü nedir? E üzeri eksi 3t ut. Değil mi? Mesela ikinci fonksiyonda
S kare artı 9 var orada paydada, değil mi? O ne olabilir? Ya kosinüstür ya sinüstür, değil mi? Bu şekilde bunların hepsinin, yani sinüsün, kosinüsün, E üzeri eksi alfa T UT'nin Laplace dönüşümlerini biliyoruz. Dolayısıyla bildiğimiz için ters dönüşüm yapmak da zor değil. Kısmi kesir açılımı. Yani bu kısmi kesir açılımı. Yani partial fraction expansion deniyor buna İngilizce'de. Ve paydada ne tip kutuplar olabilir? Basit kutuplar. Mesela S artı 3, değil mi? Basit bir kutup. Bu tekrar edebilir. S artı 3 kare gelmiş olabilir. S artı 3 küp gelmiş olabilir. Değil mi? Bir de karmaşık olabilir. Yani şuradaki iki fonksiyonda da karmaşık kutuplar var. Yani gerçel çarpanlarına daha fazla ayıramıyoruz. S kare artı 8 S artı 25. Bunun deltası negatif. S kare artı 9. Bunun da deltası negatif. Bir de demek ki karmaşık kutuplar geliyormuş. Karmaşık kutup geliyorsa orada sinüslü, kosinüslü terimler olacak demektir. Zamanı geri döndüğümüz zaman, zaman alanına. Basit kutuplar varsa E üzeri eksi alfa T gibi terimler geliyor demektir. Tekrarlı geliyorsa T çarpanı geliyor demektir. Şimdi bunları tekrar tekrar bakalım. En basit durumdan başlayalım. Basit kutuplar diyelim. Mesela elde ettiğimiz S alanındaki fonksiyon numerator bizim için ne olduğu önemli değil biz şu anda bu derste konuda. Bir de basit kutuplar olarak çarpanlarını ayırabilmişiz. Diyelim ki böyle bir sürü de olabilir. Sorun değil. N tane kutup var. Bu şöyle her biri birinci dereceden olduğu için, yani S artı P1 birinci dereceden bir polinom. S artı P2 nokta 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 S artı PN hepsi birinci dereceden. Dolayısıyla bunların katsayıları galiba ses biraz internet şeyin bir bağlantı gidip geldi ama şimdi geldim sanırım. Tamam. Şu anda sanırım bir şeyler deneyeyim. Evet. Yine yavaş. Ya deneyim. Biraz daha iyi oldu galiba. Evet. Bunları basit kesirler diyoruz. Tamam, şu anda bağlantı düzgün sanırım. Bu K'ları nasıl bulacağız? Belki öğrenmişsinizdir daha önce. Ama şöyle diyelim. Mesela BS çarpı S artı P1 evet nedir? K1 artı K2 S artı P1 bölü S artı P2 artı nokta nokta KN S artı P1 bölü S artı PN değil mi? Yani FS'yi düzgün yazalım. FS'yi S artı P1 ile çarparsak böyle bir şey elde ederiz. Peki bu çarpımı yaptığımız zaman S yerine eksi P1 koyarsak
Ne olur? Birisi söylesin. Birisi Tabiri söyleyebilir mi? bulmuş olur. Tabiri buluruz değil mi? Çünkü çarptığımız zaman üstte çarpılmışı var orada görüyorsunuz. S yerine eksi P1 koyduğumuz zaman ikinci, üçüncü, dördüncü bütün terimler sıfır olur. Sadece K1 kalır. Yani K1'i bulmanın yolu bu. Dolayısıyla genellersek bunu hepsi için S artı PK ile çarpıp S yerine eksi PK, S gördüğümüz her yere eksi PK koyduğumuz zaman K elde etmiş oluruz. Daha sonra da ters dönüşüm ST eşittir. Bütün katsayıları bulduk. Şunun ters dönüşümü nedir? K1 çarpı E üzeri eksi P1T UT. Tamam mı? Bunun ters dönüşümü K2 çarpı E üzeri eksi P2T UT. KN çarpı AN çarpı E üzeri eksi PNT UT. Dolayısıyla K1 E üzeri eksi P1T artı K2 E üzeri eksi P2T artı nokta 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 KN E üzeri eksi PNT UT şeklinde ters dönüşümü kolay bir şekilde yapılır. Tamam mı? Tamamen sadece basit kutuplar varsa veya basit kutuplar için yapacağımız şey bu. Basit dediğimiz karmaşık değil ve tekrar etmiyor. Bütün kutuplar birbirinden farklı. Bir de tekrarlı olduğu zaman tekrar edebilir çünkü, değil mi? Tekrarlı kutup RLC devrelerini hatırlarsanız 201'den kritik sönümlenmeye karşılık geliyor. Yani bir T çarpanı geliyor. Şimdi elde ettiğimiz S alanındaki akım veya gerilim fonksiyonu KN S artı P üzeri N. Yani bir tane kutup var. O N defa tekrar etmiş. K1 bölü S artı P. Artı başka şeyler olabilir. O başka şeyler ne olabilir? Basit kutuplar olabilir, farklı kutuplar. Karmaşık olabilir. Onları ayrıca tabii ele alıyoruz. Ama bu tekrar eden bir tane kutup bize böyle dikkat ederseniz N defa tekrar ediyorsa N tane katsayı getiriyor. Genelde tabii bu N dediğimiz 5, 10 olmuyor. 1, 2, 1 oluyor, 2 oluyor. En fazla da 3 oluyor. Yani pratikte 2 görüyoruz yani genelde. 2 defa tekrar edebilir. Kritik sönümlenmede. Bu şuna bakalım. Bunun ters Laplace dönüşümü T üzeri N eksi 1 E üzeri eksi AT N eksi 1 faktöriyel UT. Tamam mı? N'inci kuvvet için bakın T üzeri N eksi 1 gelmiş. Altta da N eksi 1 faktöriyel gelmiş. O zaman evet. Şimdi katsayılar nasıl bulunacak? Ters dönüşümü nasıl yapacağımızı anladık. Katsayıları bulmamız gerekiyor. FS'yi S artı P üzeri N ile çarparsam ne olur? S artı P artı E artı P üzeri E N eksi 1 artı F1 S çarpı S artı P üzeri N. Evet. Bunu burada
S yerine eksi P koyarsak ne elde ederiz? KN elde ederiz, değil mi? Yani kaç defa tekrar ediyorsa, 3 defa tekrar ediyor. O zaman S artı P üzeri 3 ile çarpacağım fonksiyonu. S yerine eksi P koyacağım. O zaman S artı P üzeri 3'e karşılık gelen katsayı, yani en yüksek dereceye karşılık gelen katsayı kolayca bulurum. Diğerlerini nasıl bulacağım peki? Diğerlerini nasıl bulacağım? Sizce nasıl bulabilirim? Bilen var mı? Mesela K N eksi 1'i nasıl bulabilirim? Evet. Nasıl bulabilirim bunu? KN eksi 1'i nasıl bulacağım? Şimdi şöyle, bu S artı P üzeri N ile çarptım. Sağdaki ifadeyi elde ettim. Onun bir kere türevini alsam S'ye göre. Bir kere göre bir kere türevini alsam. KN 0 olur türevi. KN eksi 1 S artı P'nin türevi KN eksi 1 olur. Diğerlerinde de S artı P hala kalır. Türev alınca tabii farklı terimler de gelebilir ama hepsinde S artı P, S artı P kare, S artı P küp olmaya devam eder. Ve S yerine eksi P koyduğum zaman bir tek K n eksi 1 kalır. Yani bunu çarptım. Sonra bunu S'ye göre türevini aldım. Sonra da T yerine eksi P koydum. O zaman A N eksi 1 elde ederim. Tamam mı? Sonra K N eksi 2 nasıl olacak? O zaman iki defa türevini alırım. Yani T artı P üzeri N ile çarptım. İki defa türevini aldım. K n eksi 2 S artı P karenin iki defa türevi olduğu zaman 2. İki K n eksi 2 gelir. Tamam mı? 2 K n eksi 2 gelir. Evet. K 1 nasıl bulunur? Yine bu fonksiyonu S artı P üzeri N ile çarptım. Evet. S artı P üzeri N ile çarptım. Şu elde ettim. Bunun N defa türevini alırsam ve S yerine eksi P'ye koyarsam N eksi 1 faktöriyel K1 elde ederim. Tamam mı? Yani böyle bütün katsayıları bulduktan sonra şunu kullanarak ters dönüşüm yapabilirim. Sorusu olan var mı? Bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Evet, karmaşık kutuplar. Karmaşık kutuplar. Mesela PS eşittir A1S artı A2. Daha fazla çarpanlarını ayıramıyoruz. O yüzden ikinci derece olarak kalmış burada. O zaman üstteki de birinci derece olmalı. Artı diğer terimler. Nasıl yapacağım bunu? Şimdi bunu şöyle yapacağım. Bunu kosinüsün sinüsün Laplace'ına benzetmem gerekiyor. Burada S kare artı AS artı B eşittir. S artı alfa kare. S artı alfa kare artı beta kare olarak yazabilirim. Ve yazmam gerekiyor olarak yazarız. Tamam mı? Mesela S kare artı 4S artı 2. Yok olmadı. S kare artı 4S
artı 8. Tamam mı? S kare artı 4 S artı 8. Bu S artı 2 kare 2 kere gelir. Çünkü buradan 4 S gelecek. Yani S kare artı 4 S artı 4. Artı 2'nin karesi. Değil mi? Böyle yazılabilir yani. Daha sonra da üsttekini de yani A1 S artı A2 ile A1 S artı alfa artı B1 beta olarak yazarız. Yani ne oldu o zaman? FS eşittir. A1 S artı alfa bölü S artı alfa kare artı beta kare artı B1 beta bölü S artı alfa kare artı beta kare artı geri kalan terimler oldu, değil mi? Bu nedir? Bunun ters Laplası A1 E üzeri eksi alfa T kosinüs beta T. Bunun ters Laplace dönüşümü B1 E üzeri eksi alfa T sinüs beta T artı geri kalan terimlerin ters Laplace. Tamam mı? Beta T'nin Laplace'ı neydi? S bölü S kare artı beta kare. S artı alfa olduğuna göre, S yerine S artı alfa olduğuna göre, yani frekansta kaydırma, zamanda E üzeri eksi alfa T ile çarpıma karşılık gelir. Sinüsün Laplace'ı neydi? Sinüs beta T'nin. Beta bölü S kare artı beta kare. S alanında S artı alfa olduğuna göre bu da zaman alanında E üzeri eksi alfa T ile çarpım anlamına gelir. Burada bir adım daha gitmek mümkün. Sinüs ve kosinüs birleştirilebilir. Birleştirilme kastım ne? Yani bunu şöyle yapabilirim. Karekök A1 kare artı A2 kare yazarım. E üzeri eksi alfa t yine var. A1 bölü kök A1 kare artı A2 kare kosinüs beta t artı B1 bölü a kare A1 kare artı A2 kare sinüs beta t. Bunu böyle yazabilirim, değil mi? Sanki burada bir üçgen var. A1. Bir şey yanlış yaptım ya arkadaşlar. Pardon. Şu B1. B1. A1, B1. A1 kare artı B1 karenin karekök. Bu da teta gibi, değil mi? Yani burası aslında kosinüs teta. Burası sinüs teta. Evet. O zaman kos kos artı sinsin. Yani bu nedir? T eşittir. A1 kare artı B1 karenin karekökü E üzeri eksi alfa T kosinüs beta T eksi teta artı F1 T olarak yazılabilir. Evet, örnekler de yapalım. 15.8. Biraz yavaşlayayım, internet yine bozuluyor.
3 bölü S 5 bölü S artı 1 artı 6 bölü S kare artı 4. Bunun ters Laplace dönüşümü nedir? Bu zaten kısmi kesirlere ayrılmış katsayılarda belli. Bu çok kolay değil mi? Yani 1 bölü S'nin ters Laplace'ı neydi? UT'ydi. 1 bölü S artı 1'in ters Laplace'ı neydi? E üzeri eksi T UT'ydi. 2 bölü S kare artı 4'ün ters Laplace'ı neydi? 2 bölü S kare artı 4. Yani sinüs 2T. O zaman BT eşittir 3 eksi 5 E üzeri eksi T artı 3 sinüs 2T UT. Bu UT fonksiyonların sıfırdan itibaren T eşit sıfırdan itibaren başladığını bize belirtiyor. Çünkü bizim her şeyimiz öyle değil mi? Eksi sonsuzdan beri devam eden bir sinyal olamaz bizim için. Bir anda devreye giriyor gerilim kaynağı ve biz ölçmeye ve hesaplamaya başlıyoruz. Ona sıfır anı diyoruz. Laplace dönüşümümüz de tek taraflı zaten. Dolayısıyla tek ters Laplace dönüşümümüzün sonucu da fonksiyonlarımız sıfır, t eşittir sıfırda başlıyorlar. Yani UT ile hepsinin yanına UT geliyor. Evet. Şimdi de problem 15.8. Beş artı altı bölü s artı 4 7 s bölü s kare artı 25. Evet, bu sadece sadece bir sayı değil mi? Bu 5 delta t oluyor. Bu 6 e üzeri eksi 4 t UT oluyor. Bu s bölü s kare artı 25'in ters Laplace'ı kosinüs 5 t. Başında bir de 7 var. 7 kosinüs 5 t. Yani ft eşittir 5 delta t artı parantez içinde 6 çarpı e üzeri eksi 4 t eksi 7 şurada da ut var 7 kosinüs 5 t ut şeklinde oluyor. Evet, şimdi bundan sonraki örneklerde kısmi kesir açılımı yapmamız bekleniyor. Yani hocam bir şey sorabilir miyim? evet tabii. 7 cos Evet. 5'te dedik ya, o 7 bölü 5 cos 5'te olmayacak mı acaba? 7 bölü 5. Şimdi kosinüs 5T'nin şeyi S bölü S kare artı 25. Tamam, pardon. Haklısın. Evet, tamam, o yüzden. Example 15.9. Şimdi BS S kare artı 12 bölü ve S artı 2 S artı 3. Tamamen basit kutuplar var. Evet. Bu arada devre analizi yaptığımız zaman tabii ki elde edeceğimiz şeylerde kutuplar çarpanlarına, yani kesirli fonksiyonun paydası çarpanlarına ayrılmış olmayacak tabii ki. Onu biz ayıracağız. Tamam mı? Ama burada ayrılmış halde verilmiş. Üç tane kutup var. Yani bu üçü de basit kutup. Dolayısıyla K1 bölü S artı K2 bölü S artı 2 artı K3 bölü S artı 3. Ne yapıyoruz? Teker teker çarpıp S yerine sıfır koyuyoruz burada mesela, değil mi? S ile çarp. Yani ne yapıyorum? Şunu siliyorum aslında, değil mi? S'yi silmiş oldum. S yerine sıfır koyacağım. Onu S'yi kapatın.
Geri kalan şeylerde S yerine 0 koyun. 12, 2, 3. Yani 2 oluyor. Yani bu 2'ymiş. Ötekini bulmak için S artı 2 ile çarpıp S yerine eksi 2 koyuyorum. Yani geçici olarak sileyim. Bunu sildim. S yerine eksi 2 koyuyorum. Tamam, bunu sildim. S yerine eksi 2 koyuyorum. Yani 4 artı 12 eksi 2 1. 16 eksi 8. Eksi 8 buldum. Tamam. 300. Bulmak için kaçırıyorum. Yani şunu yine siliyorum bu sefer. Siliyorum. S yerine eksi 3 koyuyorum. 9 artı 12. Burada eksi 3. Burada eksi 1 var. 21'i 3'e böl. 7. Biraz yine internet yavaşladı galiba. 2 eksi 8 7. O zaman BT nedir? 2 eksi 8 E üzeri eksi 2T artı 7 E üzeri eksi 3T UT. Tamam. Evet. Şimdi bir tane tekrarlı örnek yapalım. Example 15-10. BS fonksiyonu 10 S kare artı 4 bölü S, S artı 1, S artı 2 kare. Yani bir tane basit kutup, bir tane de tekrar eden kutup var. O zaman K1 bölü S artı 2 artı K2 bölü S artı 2 kare artı K3 bölü S artı K4 bölü S artı 1. Görüyorsunuz. 4 tane. Kaç tane kutup varsa o kadar terim var. İsterseniz basitlerden başlayalım. K3 kaçtır? K3'ü bulmak için T ile çarpıyorum. Yani şuradaki S'yi sildim. S yerine 0 koyuyorum. 4 bölü 1 çarpı 2'nin karesi. Yani 1 çıktı. Yanlış bulmadıysam 1 çıktı. Biraz bekleyeyim. Evet. Tamam. K4'ü bulmak için ona karşılık gelen kısmı şöyle sileyim. S artı 1'i sildim ve S yerine eksi 1 koydum. Yani 10 artı 4 bölü eksi 1 var burada. Bu da 1'in karesi. Yani eksi 14 çıktı. Tamam. Şimdi K2'yi bulayım. S artı 2'nin karesiyle çarpıyorum. S2'nin karesiyle çarptım. S yerine eksi 2 koyuyorum. 10 çarpı eksi 2'nin karesi artı 4 bölü eksi 2 eksi 1. 40, 44 bölü 2. 22 çıktı. Tamam. 22 buldum. Şimdi K1'i bulacağım.
Kabil'i bulmak için VS bir S artı 2'nin karesiyle yine çarp. Ondan sonra bir de türev alacağım. Bulduğum türevde S yerine eksik. Mesela çarpı S1 bakıyorum. Evet. Bunun türevini alıyorum. 20 S bir tane aşağının çarpımı aşağıda çarpıyorum. Bu da 10 S kare artı 4 çarpı S 2 S artı 1 S kare S artı 1 kare eşittir eksi 2 koyuyorum. 20 çarpı 4 80 eksi 1 ile çarp eksi 80 eksi 10 s kare neydi? 40 44 2 s eksi 1 de burada eksi 3 geliyor. Burada 4 çarpı 1 değil mi? 3 kere 44 132 eksi 80 bölü 4 yani 52 bölü 4 bu da 13. Yani K1 13'müş. Evet. K1 13'müş. Dolayısıyla VT nedir? Eksi 2 bölü 2 kare. Yani artı 7 T eksi 2 son bölüse yani 1. Tabii hepsi senin başına oraya gelecek. Öteki de eksi 10 T yani eksi 14 eksi T bu evet. Sorusu olan bunlar. Evet. Şimdi tekrar geri döndüm. Tamam. Bakayım. Evet, tamam. Soru ne yapmış olduk? İşte ters Laplace dönüşümü kısmi kesir açılımıyla bunu yapabilmeyi öğrendik. Birkaç örnek daha var. İkinci ders başka şeylere bakacağız. İstersen bir tane daha yapayım da ondan sonra. Bir sonraki örnek de çok benziyor ona. O yüzden yapmıyorum. Bir tane de karmaşık örnek yapayım. Karmaşık kutuplu yapayım. Şöyle. Ekran. Yazdığım şeyler gelmedi. Hocam bende hiçbir şey görünmüyor ama. Görünmüyor mu? Yok hocam. Tamam. Şimdi o zaman buçuğa kadar bir ara verelim. Benim de bir işim var. İnternet düzeleri diye tahmin ediyorum o zamana kadar. Tamam mı? Sorularınız varsa da ikinci derste alabilirim o zaman. Şimdi bir ara verelim buçuğa kadar, buçukta. Tekrar görüşelim. Şimdi bu örnekte bir tane basit kutup, bir de karmaşık kutuplar var. Ve bunu çarpanlarına ayırdığınızda K1 bölü S artı 3 artı K2 S artı K3 bölü
T kare artı 8 T artı 25 diyoruz. Evet. Şimdi K1'i bulabiliriz rahatlıkla. K1 nedir? Bu kesirli fonksiyonu S artı 3 ile çarparız ve S yerine eksi 3 koyarız. 20 bölü 9 eksi 24 artı 25 yani 20 bölü 10 2. 2. Şimdi K2 S artı K2 ve K3'ü bulmak nasıl olacak? Nasıl yapabiliriz? İsterseniz şöyle madem ki K1'i bulduk, paydaları eşitleyip tekrar yazalım. S kare artı 16 S artı 50 artı K2 S kare artı K3 S artı 3 K2 S artı 3 K3 eşittir 20. Paydaları eşitlediğim zaman bu çıkan değer 20 olmalı. S karelerin katsayıları yani 2 artı K2 eşittir 0. Çünkü karşı tarafta S kareli bir terim yok. K2 eşittir eksi 2 bulduk. Evet. Sonra S'li terim de yok karşı tarafta. Yani 16S, K3S, 3K2S. Yani 16 artı K3 artı 3K2 eşittir 0. 16 artı K3 eksi 6. Neden? Çünkü K2 eksi 2. Buradan da K3 eşittir eksi 10 çıktı. Yani K2 eşittir eksi 2, K3 eşittir eksi 10 çıktı. O zaman bakıyorum. HS eşittir 2 bölü S artı 3 eksi diyelim başına. Çünkü ikisi de eksi. 2 parantezinde S artı 5 bölü S kare artı 8 S artı 25. Burada biraz daha devam edeceğim. Şu nedir? S artı 4 kare yani S kare artı 8 S artı 16. Geriye de 9 kalıyor. 9 da tam kare. O yüzden işimiz zor değil. Evet. HS'yi tekrar şey yapalım. 2 bölü S artı 3 eksi 2 parantezinde S artı 4 bölü S artı 4 kare artı 9 artı 1 bölü S artı 4 kare artı 9. Evet. Tamam. Bunu 1 bölü 3 çarpı 3 olarak yazarsak ET eşittir 2 çarpı E üzeri eksi 3D eksi 2 E üzeri eksi 4D kosinüs 3D eksi 2 bölü 3 E üzeri eksi 4D sinüs 3D olarak yazabiliriz. Tamam. Tabii ki şöyle UT koyacağız hepsinin başına. Tamam. Buraya kadar sorusu olan var mı? Veya bir yanlışlık, bir işlem hatası gören var mı? Evet. Tamam. Burada bırakabiliriz ama şey başta dediğim bir şey vardı. Daha önce. Yani şu burası 2. Burası 2 bölü 3. Bunları karelerini toplayıp kare kökünü alırım. Yani oradan da 2 e üzeri eksi 3 d eksi kare kök 4
artı 4 bölü 9. E üzeri eksi 4T kosinüs 3T eksi kos sin böyle arktanjan 2 bölü 3 yani 1 bölü 3. Evet. Böyle yazabilirim. Tabii ki yine hepsinin başına UT geldi. Evet. Sorusu olan var mı? Tamam. Sorusu olan yoksa tam daha yapalım aynısını. Problem 15.11. GS eşittir 20 bölü S artı 1 T kare artı 4 S artı 13. Evet. K1 bölü S artı 1 artı K2 S artı K3 bölü S kare artı 4 S artı 3. Yani S artı 2'nin karesi. Buradan ne gelir? S kare artı 4 S artı 4. Geri kalan da 9 yine. Tamam. K1 S kare artı 4 K1 S artı 13 K1 artı S artı 1 K2 S kare artı K3 S artı K2 S artı K3 eşittir 20. Burada S kareli terimler yani K1 artı K2 eşittir 0. K1 kaç? K1'i hemen hesaplayabiliriz şuradan. S artı 1 ile çarpalım. S yerine eksi 1 koyalım. 20 bölü 1 eksi 4 artı 13. Yani 2. K1 2. K2 eksi 2. Tamam. S'li terimler de 0 olmalı. 4K1 artı K3 artı K2 eşittir 0. 4K1 nedir? 8. K3 nedir? Bilmiyoruz. K2 nedir? Eksi 2. K3 eşittir. Eksi 6 çıktı. Hata yapmadıysak. Eksi 2, eksi 6. Yani GS eşittir. 2 bölü S artı 1. Eksi diyorum. 2 parantezinde alıyorum yine. S artı 3 bölü S artı 2 kare artı 9. Burada S artı 2 diyelim yine 1 diyelim. Yani GT nedir? UT parantezinde 2E üzeri eksi T eksi 2 çarpı E üzeri eksi 2T kosinüs 3T. Bu da 1 bölü 3 çarpı 3 diyebilirim aslında. Eksi 2 bölü 3 E üzeri eksi 2T sinir 3T. Bu da çok benzer bir şey çıktı. Üsttekiyle benzer bir soru uydurmuşlar. Bunu daha fazla devam etmeyeyim. Anlaşılmıştır herhalde. Evet. Bir tane işimize yarayacak bir özellikle başlangıç ve son değer kuralları. Başlangıç değeri neyin başlangıç değerinden bahsediyoruz? Yani zaman alanındaki fonksiyonun, Ft fonksiyonunun sıfırdaki değeri nedir? Tabii elimizde Ft olsaydı bunu çok kolay t yerine sıfır koyarak yapabiliriz. Ama elimizde henüz Ft yoksa, Ts varsa Ts'den de bulabiliriz. Şimdi şu türevin Laplace'ı nedir? Türevin Laplace'ı S çarpı Fs eksi F sıfır. Değil mi? Türevin Laplace'ı nedir?
aynı zamanda Laplace kuralından, yani Laplace integralinde fonksiyon olarak türevi yazıyorum. E üzeri eksi st'yi çarpıyorum, dt. Değil mi? Evet. Bu da nedir? Şunlar gider. Evet. Bu S sonsuza giderken sıfır oluyor. Yani limit S sonsuza giderken S F S eksi F sıfır eşittir sıfır. F sıfırı karşı tarafa alırsak sabit bir sayı. Limit S sonsuza giderken S çarpı F S eşittir F sıfır. Şöyle yazalım. Görüyorsunuz. Yani elimizde fonksiyonun Laplace'ı var. S ile çarpıyorum. S yerine sonsuz koyuyorum. Bu zaman alanındaki küçük f fonksiyonunun t eşittir sıfırdaki değeri. T eşittir sıfır eksideki yani başlangıç değeri. Sonraki konuda göreceğiz. Bunun yaptığımız işlerin sağlamasını yapmak için kullanabiliriz. Bir de son değer. Son değer kuralı. Şimdi limit t sıfıra giderken t fs eksi f sıfır eksi. Tamam mı? Ne yapacağız? Evet. Eşittir. Yani bu türevin Laplace'ı değil mi? Türevin Laplace'ı şu. Türevin Laplace'ı. Evet. Türevin Laplace'ı da nedir? Türev çarpı e üzeri eksi st dt. Bunun limit s sıfıra giderken nedir bu? S yerine sıfır koyarsınız. Bir olur. Bu da f sonsuz eksi f sıfır. Buradan ikisini de şöyle şey yaparsınız. Yani birbirini götürür. Sabit sayılar. Yani fonksiyonun Laplace dönüşümünü s ile çarpıp s yerine 0 koyduğunuzda fonksiyonun sonsuzdaki değerini elde edersiniz. Ama burada sorusu olan var mı? Hocam bir de kararlılıkla ilgili bir kural vardı sanki bu son değer teoremde ama paydanın. Şimdi kararlılık evet sistem oraya doğru geliyorum ama şimdi kararlılık nedir? Bir sisteme yani bu bir devre olabilir. Sonlu bir girdi verdiğiniz zaman sonlu bir çıkıyorsa eğer bu kararlı bir sistemdir. Bu da tamamen sistemin transfer fonksiyonu, yani bu devrenin transfer fonksiyonuyla alakalıdır. Dikkat ederseniz buradaki örneklerimizde hep kutuplar negatif değil mi? Gerçel kısımları negatif dikkat ederseniz. S artı 1, S artı 2. Ve bu bize neyi getiriyor? E üzeri eksi T. E üzeri eksi 2 T. Yani hep sönüyor değil mi? Hep sönüyor bakın. Eğer bunlar s eksi 1, s eksi 2 olsaydı ve bu bir sistemin transfer fonksiyonu olsaydı bu uçururdu şeyi. Hani sonsuz çıktı. T sonsuza giderken her şey sonsuza giderdi değil mi? E üzeri t, e üzeri eksi 2, e üzeri eksi 3. Yani sistemin
Yani bizim için devrenin kararlı, yani stabil olması için transfer fonksiyonunun kutupları hep sol yarı düzlemde. Yani ne demek bu? Gerçel kısmı negatif. Olmalıdır. Yani kutupları şöyle çiziyoruz diyelim ki. Mesela burada kutupları çarpı ile işaretliyoruz. Buralarda olabilir. Değil mi? Böyle. Bu gerçel bir kutup şurası. Bunlar gerçel kutuplar. Değil mi? Real, imaginary. Kutuplar karmaşık olabiliyor biliyorsunuz. Karmaşık da olsa, gerçel de olsa, yani basit kutup da olsa, tekrar da etse, tekrar ederse burada bir tane daha geliyor değil mi üzerine? Önemli değil. Sol yarı düzlemde olması gerekiyor. O zaman hep E üzeri eksi alfa T'ler gelir. Ve problem olmaz o zaman. Ama sağ yarı düzlemde olursa kutup, o zaman sınırlı bir girdi verdiğimiz zaman sınırsız bir çıktı alma durumumuz oluyor. Yani sistem kararsız oluyor. Tabii ki bir RLC devresinin, op-amp'ın kararsız olması mümkün mü? Değil yani, değil mi? Yani durduk yere hiç yoktan gerilim mi üretecek? Yani siz sınırlı bir girdi veriyorsunuz. Tabii ki pasif bir devre, aktif bir devre bile olsa op-amp devresi en fazla artı 12, eksi 12 olur, değil mi? Yani bu devrelerin, bizim gördüğümüz devrelerin sistem olarak stabil olmaması mümkün değil yani. Ama bu sistem başka bir şey olabilir. Bir devre değil de ne olabilir? Bir roketin rotası olabilir. Rotadan sapması olabilir. İyi sistemi iyi tasarlamazsanız sistemin işte şeyi, transfer fonksiyonu kutupları işte sağ yarı düzlemde olabilir. O zaman roket ne olur? Şeyden yörüngesinden çıkar. Ama bizim devrelerimizde böyle bir şey mümkün değil tabii. Şimdi bir de evrişim integrali diye bir konu var. Bizim devrelerimiz, yani bizim için bu sistem değil mi? Sistemimiz bir doğrusal. Tamam mı? Doğrusal. Ne demek doğrusal? Süperpozisyon ilkesini uygulayabiliyoruz demek. Yani A girdisiyle bir çıktı elde ediyorum. B girdisiyle başka bir çıktı elde ediyorsam bu ikisini birden verdiğim zaman elde edeceğim şey nedir? Bunları ayrı ayrı verdiğim zaman elde edeceğim çıktıların toplamıdır. Bu doğrusallıktır ve bizim devrelerimiz nedir bunlar? RLC devreleri her zaman doğrusaldır. Op-amp devreleri de satürasyona girmediği sürece, yani RLC doğrusal. Op-amp sata girmediği sürece doğrusal. Tamam mı? İki, zamanla değişmez. Yani bu devreyi bugün de baksan transfer fonksiyonu aynı. Yarın da aynı. 5 saniye sonra baksan aynı. Bunlar time invariant. Bu tip sistemlerde YS eşittir XTHS.
Yani girdi. Devremizin girdisi. X'e. Bu transfer fonksiyonu. Bu da devremizin, yani sistemimizin çıktısı. Değil mi? Biz bunları filtre konusunda da gördük. V out bölü V in eşittir transfer fonksiyonu. Laplace alanında. Yani frekans fazör alanında da aynı şekilde. Tamam mı? Bu çarpım ilişkisi var. Zaman alanında bu neye karşılık geliyor? Yani zaman alanında türev almak, mesela frekans alanında S ile çarpmaya karşılık geliyor. Değil mi? Zaman alanında integral almak, frekans alanında S'ye bölmeye karşılık geliyor. Zaman alanında toplamak, frekans alanında yeni toplamaya karşılık geliyor. Zaman alanında sabit bir sayıyla çarpmak, frekans alanında yine sabit bir sayıyla çarpmak anlamına geliyor. Ama frekans alanında çarpmak zaman alanında neye karşılık geliyor? Yani bu YS'nin ters laplası. Yani diğer bir deyişle XHS ters laplası nedir? Zaman alanında bunların evrişim integralidir. Bu evrişim convolution İngilizcesi. Tamam mı? Convolution'a karşılık geliyor. Bu bir integral. Gördüğünüz üzere frekans alanındaki ifade çok daha kolay, değil mi? Basit bir çarpıma dönüyor iş. Ama bu evrişim bir integral. Yani nedir, onu tanımlayalım. Yıldızla gösterilir. Eksi sonsuzdan sonsuza x tau dt eksi tau d tau. Tamam, böyle bir integral. Evet. Bu girdi. Bu dürtü tepkisi. Birazdan ne demek olduğunu anlayacağız. Yani impulse response. Yani bu H nedir? Büyük H'nin ters laplası, değil mi? Büyük H neydi? Transfer fonksiyonu. Yani frekans alanında bizim transfer fonksiyonu olarak gördüğümüz şey, zaman alanındaki adı bunun dürtü tepkisidir. Ve zaman alanında sistemin çıktısı, doğrusal ve zamanla değişmez sistemler için zaman alanında bu sistemin çıktısı nedir? Girdiyle sistemin dürtü tepkisinin evrişim integralidir. Bunun zor bir şey, yani biraz karmaşık. Yani çoğu zaman frekans alanında çalışmak daha kolay. Çünkü basit bir çarpıma dönüyor. Ama öyle şeyler olabilir ki Laplace'ını almak, yani frekans alanına geçmek zor oluyor bazen. Bazen zaman alanında kolay oluyor. Yani hangisi daha kolaysa onu yapabiliriz. Mesela MATLAB'da zaman alanında çalışmak daha mantıklı oluyor çoğu zaman. Yani hangisi bizim için daha uygunsa onu yapabiliriz. Yani bu transfer fonksiyonu ve zaman alanındaki karşılığı olan dürtü tepkisi bir sistemle ilgili bütün özellikleri bize gösteren bir fonksiyon. Ve girdiği verdiğimiz zaman çıktığı bulmaya yarıyor. Bu integral eksi sonsuzdan sonsuza normalde. Ama pratikte baktığımız zaman pratikte nedir? HT eşittir 0, T küçüktür 0 için. Yani sistem dediğimiz şey T eşittir sıfır anı var bizim için. Referans aldığımız. Orada başlıyor sistem. Yani o şekilde. Mesela örnek vereyim. Şöyle. Sıfır anından sonra değer alıyor. Veya
Değil mi? Örnekler yani bunlar. Bu neyi sağlıyor? Bu ne demek? Bu sistemin nedensel olması. Nedensel sistem. Yani causal. Ne demek bu? Bu aslında çok mantıklı bir şey. Hani pratikte bütün sistemler böyledir. Sistemin şu anki ve bundan sonraki girdileri geçmişteki çıktısını etkilemiyor. Tamam mı? Düşünürseniz zaten normalde öyledir yani bütün sistemler. Şu anki ve bundan sonraki sistemin girdileri sistemin geçmişteki çıktılarını etkilemiyor. Geçmiş değişmiyor. Geçmişte kalıyor. Yani o zaman HT eksi ta eşittir 0, T eksi ta küçüktür 0 için. Değil mi? Aynı şekilde. Parantezin içi negatifse dürtü tepkisi 0'dır. Parantezin içi negatifse. Yani T küçüktür tau için. O zaman tau integral değişkenimiz T'den büyük olmasının bir anlamı yok. Çünkü orada zaten H 0 olduğu için integral etkilenmeyecektir. Yani tau'muz T'den büyük olamaz. Buradan sınırlayabildim yani. Evet. Tamam. Bir de bir şey daha var. Genelde girdi T eşittir 0'da başlar. Yani girdinin başladığı bir zaman vardır ve biz ona T eşittir 0 diyoruz. Dolayısıyla x tau eşittir 0, tau küçüktür 0 için. Dolayısıyla integrali zaman olarak alttan da sınırlayabilirim. Yani benim evrişim integralim artık 0'dan T'ye x tau eksi tau d tau. Bu. Evet. Böyle. Tamam. X evrişim biraz bekleyeyim. İnternet bağlantım zayıfladı yine. Yani hangi sırayla yaptığınız önemli değil. Bu işlemi. Değişme zaten var. Değişme. Tamam. Dağılma. X artı Y evrişim Z nedir? X evrişim Z artı Y evrişim Z. Tamam. Dağılma özelliği 4 delta T ile evriştirirsem ne olur acaba? Delta tau x t eksi tau. Değil mi? Şimdi delta tau sadece nerede değer alır? Hangi zamanda? Tau eşittir kaçta değer alabilir bu? Sadece sıfırda. Sadece tau eşittir sıfırda değer alır ve o da
dakika. Evet. Bu da X'te olur. Dolayısıyla bu tau'ya bağlı olmadığı için bunu dışarı atarım. Delta'nın türe integrali 1'dir. Yani X'te kendisini verdi. Yani neymiş? Dürtüyle evriştirdiğinde kendisini veriyor. Tamam mı? Evet. Dürtüyü kaydırdığım zaman, kaydırmış dürtüyle evriştirdiğim zaman x tau delta t eksi 0 eksi tau d tau. Ne oluyor? Bu sadece tau eşittir t eksi t 0'da. Yani x t eksi t 0'daki değeri çarpı yani bu ikisi birbirine eşit. Bunu da dışarı atabilirim artık tau'ya bağlı değil. Ve içeride kalan dürtünün de integrali 1 olduğuna göre yani bu x t eksi t 0. Yani kaydırılmış dürtüyle evriştirdiğim zaman kaydırılmış yani girdinin kaydırılmışını, geciktirilmişini elde ediyorum. Bakın dürtüyle evriştirmek kendisini veriyor. Dürtünün kaydırılmışıyla evriştirmek kaydırılmışını veriyor. Mesela dürtünün türeviyle evriştirmek de türevini verir. Basamak fonksiyonuyla evriştirmek ne işe yarar bakalım. U tau x t eksi tau d tau sıfırdan t'ye. Bir kere bu bir burada değil mi? Sıfırdan t'ye kadar ve sonrasında da basamak fonksiyonu değerinin bir olduğunu biliyorum. O zaman bu da neye eşit? İntegrale eşit. Evet. Şeyin girdinin integralini alır. Tamam. Evrişim peki matematiksel olarak böyle bir şey. Buradaki gibi. Grafiksel olarak nasıl yapılır? Grafiksel olarak. Önce H'nin Hocam şu son yeri tekrar anlatır mısınız? Bu integralini alır dediğiniz kısmı. Ha, şu mu? Evet burası son mı? Kısım. Evet orası. Tamam. Nasıl direkt o şekilde çıktı? Tamam yazalım. Bir daha bakalım. T eksi T'ye U desem. D T eşittir D U. Eksi D T eşittir eksi D U. Dönüşüm yapıyoruz. T eşittir ta artı u. Bir bakalım nasıl doğru mu yapıyoruz. Şimdi ta sıfırdan başlıyorsa u nereden başlar? T'den başlar. Evet. Ta t olduğu zaman u sıfır olur. T eksi ta u'dur. Dt de eksi d ta. Eksi d u'dur. D ta. Bu da integralin sınırlarını tersine çevirirsem ve eksiyi kaldırabilirim. Hani şey integral olduğunu gördük burada değil mi? Anlaşıldı mı bu? Anlaşıldı hocam. Teşekkürler. Evet, tamam. Tamam. Evet. Yani birim basamak fonksiyonu ile evriştirirsem
integrali alıyorum. İntegral almış oluyorum yani. Evet. Grafiksel evrişimin grafiksel olarak alınması. Yani şimdi bir daha hatırlayalım. YT eşittir. XT evrişim HT. Yani nedir bu? X tau HT eksi tau D tau. Evet. Tabii ters de olabilir. Değişme özelliği var değil mi? Eta xt eksi tau dta. Böyle de yazılabilir. Değişme özelliği var. Biz üsttekine bakalım. Ne yapacağız? Ht'yi yani heta h eksi tau nedir? Bu ne demek önce? Bu işlem dikey eksen etrafında simetriğini almaktır. Yani şöyle bir şey ise böyle yapmaktır. Tamam mı? Mesela bu t'ye kadar, bu eksi t'ye. Tamam. Ondan sonra h eksi tağdan h t eksi tağda ne demek? Bu da ne demek? Tağ t kadar kaydır demek. Yani o zaman ben grafiksel olarak bunu nasıl yapacağım? Evrişim almak için. Önce h'nin simetriğini alacağım. Dikey eksene göre t kadar kaydıracağım. İkisini çarpıp ikisiyle, yani bununla bunu çarpıyoruz gördüğünüz gibi. Çarpıp integralini alacağım sıfırdan t'ye kadar. Yani 1 h tau'nun dikey eksene göre simetriğini al. T kadar kaydırıp x tau ile çarp ve çarpımın 0 t arasında integralini al. Tamam mı? Yani iki tane şeyi eviştireceksem bunlardan birini istediğimi olabilir. Tamam mı? İstediğimi hangisi olursa olsun fark etmez. Birini dikey eksene göre simetriğini alacağım. Sonra t kadar kaydırıp sola kaydırabilirim ama sola kaydırırsam sıfır çıkacaktır zaten. Birazdan göreceğiz ama sağa doğru t kadar kaydırıp çarpıp integralini aldığımda evrişimin t'deki değerini elde edelim. Bu şekilde sıfırdan sonsuza kadar böyle kaydırmaya devam ederek grafiği oluşturabilirim. Yani ne kadar zamanımız kaldı? Bir tane yapmaya çalışayım. Bir tane fonksiyonu, yani problem 15-12. Şu 1-1. X 1T'ymiş. Bu X 2T'ymiş. Tamam mı? Yani X 1T evrişim X 2T. Nasıl yapalım? Bence X 1'i katlayıp yani simetriğini alıp kaydıralım. Yani şey sabit kalsın. Bir, iki. X 2 tau. Tamam. Ötekini de katlayalım. Katlayalım şöyle. Eksi 1. Bu da x1 eksi tau.
Tamam mı? 1. 0. 0. Tamam mı? Şimdi hiç kaydırmazsam yani t eşittir 0. Yani hiç kaydırmamak. Yani şu gördüğünüz durum o yani, tamam mı? Ve bu durumda çarptığınız zaman, çarpıp integralini aldığınız zaman şu anda bunların kaç çıkar? Biri söyleyebilir mi? Şu iki sinyali, şu ikisini çarpıp integralini alalım. Kaç çıkar? Hı? Bakın bu x2 tau var, bir de x1 eksi tau var. İkisini de çizdim. Çarpın bunları ve integralini alın. Kaç çıkar? Söyleyemiyor mu kimse? Hı? Düşünemiyor musunuz? Yani bu iki sinyal. Bir değil mi hocam? Bir. Bir mi? Çarpıp integralini alacağım. Çarpın integralini alın. Bunları çarpıp integralini alın. Sıfır. Sıfır değil mi? Evet, sıfır. Sıfır değil mi? Bu ikisi sadece bir noktada kesişiyorlar ama o da integrali sıfır. Değil mi? Yani y sıfır eşittir sıfır. T negatif olursa, yani bunu bu tarafa doğru kaydırırsam sıfır. T pardon. T. T eksi bir. X T eksi tau. Yani T negatif. Böyle olduğu zaman X bir. Hiç kesişimleri yok yine. YT eşittir sıfır. T küçüktür sıfır için. Tamam mı? Peki o zaman sağa doğru kaydırmaya başlayalım. X1 eksi tau değil mi? Şu. Şu. Bunu sağa doğru kaydırmaya başlarsak bir sonraki kırılma nereye kadar, nerede olacak kırılma? Bir birim kaydırdığımızdan sonra bir şeyler değişecek. Sonra iki birim kaydırdıktan anda bir şeyler değişecek. Kırılma. Yani T sıfırla bir arasında bir sayıysa, yani burada bir T'miz şu kadar. Bu da T eksi bir. T sıfırla bir arasında bir sayı yani. O zaman x1, x1 bu değil mi? x2'ye bakıyorum buradan. Şurada iki, ikincisine bakıyorum, x1'e bakıyorum. Çarpıp integralini alsam kaç çıkar bu ikisi? Yani x2 tau, x1 t eksi tau integrali kaç çıkar? Bir kere sadece şurada kesişiyorlar. Ve burada x2'nin değeri de 1 hep 1. x1'in değeri de 1. Çarptığımızda yine 1 olur hep. Ve 0'dan t'ye kadar, yani bu t çıkar. Ya yt eşittir t oluyor, tamam mı? Sonra 1'den 2'ye kadar kaydırmalarımızda, yani 1, pardon, 1, 2. T şöyle bir şey olsun. T eksi 1. 1. X1 T eksi tau. O zaman bununla yine bakıyorum, X2 ile nerede kesişiyor? Vallahi her yerde kesişiyor değil mi? Şurada da kesişiyor. Şurada da kesişiyor.
Evet. Ne oluyor o zaman? Burada kesiştiği bölgede bu fonksiyon 1, bu fonksiyon da 1. O zaman çarpımları 1. Burada kesiştiği kısımda burası 2, burası 1, çarpımları 2. Ay pardon. 2. Demek ki integral nedir? Öyle bir fonksiyon ki bu. Şurada çarptığınız zaman 1, 2, 1, t eksi 1, t. İntegralini aldığımız zaman 1 eksi t, yani 2 eksi t çarpı 1 artı t eksi 1 çarpı 2. Yani 2 eksi t artı 2 t eksi 2. Yine t oldu. Yine t. Daha fazla kaydırırsam, t büyüktür 2 kaydırırsam, 1, 2, t. 3'ten az olsun ama. 3. T eksi 1. Bir tek nerede örtüşüyor? Şurada örtüşüyor. Burada da burası 2 oluyor. Yani 2 eksi t artı 1 çarpı 2. 2 çarpı 3 eksi t oluyormuş. Çizelim. Yt negatifte 0. Sonra artıyor. Bakın. Burada t. Burada t. Nereye kadar? 2 birim kaydırana kadar 45 dereceyle yükseliyor. Yani burası da 2 oluyor. Sonra 2 çarpı 3 eksi t. Yani t eşittir 2 olduğu zaman 2 oluyor. Sonra 2 birim eğimle t eşittir 3 olduğu zaman 0 oluyor. Evet. Böyle bir şey olduğu ortaya çıktı. Yt'nin. Yani bu ikisinin evrişimini Yani bu ikisinin evrişimini x1t evrişim x2t böyle bir şey olduğu ortaya çıktı. Dediğim gibi bu nerede kullanılır? Yani x1 bizim sistemimizin dürtü tepkisi ise x2 de girdiyse mesela çıktı böyle bir şeydir. Burada kullanılabilir. Bu evrişim konusunu tabii ki sinyaller sistemler dersinde asıl görüyorsunuz. Dolayısıyla yani asıl konusu bu 202 dersi değil. Ama devreler de bir sistem olduğu için ve doğrusal zamanla değişmez olduğu için evrişim integrali burada da geçerli, burada da işe yarayabilir. Sorusu olan var mı? Evet, bu evrişim integrali bir parantez gibiydi. Asıl bizim şeyimiz Cuma günü işleyeceğimiz derste Laplace dönüşümü uygulamaları. Yani Laplace dönüşümü kullanarak devre elemanlarını modellemek S alanı. Nasıl fazör dönüşümü yapıyorduk, devreyi fazöre çeviriyorduk. Şimdi devreyi de S alanına çevireceğiz ve bu sayede sadece yatışkın değil, geçici tepkiydi. Sadece sinüzoidal girdiği değil, her türlü girdiği için devreyi analiz edebileceğiz. Evet. Sorusu olan yoksa bugünlük burada bitirelim arkadaşlar.